Gece 2, bilemedin 3. Rahat olmasa da otobüsün koltuğunda zor bela dalmışken nokta nokta turizmin sayın yolcular. Otobüsünüz yarım saat ihtiyaç molası vermiştir. Dinlenme tesisleri hayırlı yolculuklar diler sesini duyduktan sonra yarım yamalak uykumlamayanmıştım. Ellerim cama değince soğuğu hissetmem beni biraz kendime getirdi. Ellerim birbirine bağlı alışılmadık bir soğuk. Çoğu sigara içiyor, ben içmiyorum. Sigara içenlerin dumanlarını soluyarak çorba kokusunun olduğu tarafa doğru gittim. O kadar stresin arasında belki de en güzel şeydi derme çatma masalarda yenen yayla çorbası. O saatte sevişenlere inat çorbanın içine ekmek doğruyordum. Hayatta her şey böyledir belki. Görmediğin şeyler yüzünden mutlu olmaktı biraz. Bazı şeyleri hiç hatırlayamamakta ya da tam tersi hiç unutmamakta. Ne kadar unutmak istesen de daha çok hatırlamaktı. Bazen öyle, bazen böyle. Ama şartlar değişti. Kiminin mutluluğu, kiminin gözyaşı oluveriyordu. Adalet dedikleri bu muydu acaba? Molanın bitmesini beklerken aldım telefonu elime, geçmişe baktım. Hatıralardaydı aşk. Ufak bir gülümsememdeydi. Bir resimdi belki gerçekte dokunamayacağını bildiğim. Olsun demekti aşk, vazgeçmek. Dost olmaktı aşk, ardına dinlenen şarkılardı. Adını bulmaktı dizelerde. Çorbaya ekmek banmaktı aşk. Mola bitene kadar soğuk umrunda olmadan düşünebilmekti. Vazgeçebilmekti her şeye rağmen. Umutla beklemekti. Cam kenarında şehrin kaybolan ışıklarını seyrederken yarım dolmuşan otobüs ikramlarına inat. Mavi tabelalarda yazılan kalpli aşklar inat. Eyvallah diyebilmekti güzel olan her şeye.